vatan bizim, bu ülke hepimizin. Tekfirci anlayışın yangın yerine çevirdiği İslam dünyasında ümmetin her ferdini kardeş kabul eden Diyanet İşleri Başkanlığı, tevhid için İslam coğrafyasını bir uçtan bir uca kat etti. Diyanet Teşkilatı, dahili ve harici gerekçelerle küstürülen Müslüman gönüller arasında yolu birliğe ulaşan bir köprü oldu. Diyanet, İslam dünyasındaki çatışma ve şiddet atmosferinin sona ermesi adına önemli çalışmalar yaptı. 2015 yılının sonundan itibaren başlayan temaslarsa özellikle dikkat çekiciydi. İran ziyaretinin ardından 2016'nın başlarında Suudi Arabistan'a giden Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, iki gün süren temasları kapsamında din adamlarıyla bir araya geldi. Barış ve itidal vurgusu yaptı. Her yıl olduğu gibi 2016'da da Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği günler dolayısıyla Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri düzenlendi. Bu yılki etkinliklerin teması Hazreti Muhammed gelin birlik olalım, tevhid ve vahdetti. Hafta boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde Peygamber Efendimizin tevhid ve vahdete verdiği değer anlatıldı. Yaşanan terör olayları da göz önünde bulundurularak topluma birlik ve beraberlik çağrısında bulunuldu. İnsanlığı yaşatmak için gelin birlik olalım. Çünkü bu din insanı yaşatmaya geldi, öldürmeye değil. Dünya Bektaşilerinin lideri Baba Mondi, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i ziyaret etti. Terör olaylarının artış gösterdiği bir dönemde gerçekleşen ziyareti sırasında Mondi, Türkiye'ye destek mesajı verdi. Bektaşiler nerede olursa olsun sizinle birliktedir. Bu tür olayların olmaması için insanların birliğine ve dirliğine çağrı yapıyoruz, diye konuştu. Suudi Arabistan İslam İşleri Evkaf Tebliğ ve İrşad Bakanı Dr. Salih bin Abdülaziz El Şey, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ziyaret etti. Görüşmede iki ülkenin birlikte yapacağı çalışmaların İslam dünyası için taşıdığı öneme dikkat çekildi. Başka dünyalarda Müslümanları kuşatan İslamofobya ile birlikte mücadele edebilmeliyiz. Tensik beyne vezaretayna. İslam ümmeti bizden İslam'ın terör ve terör örgütlerinden korunmasını istiyor. İstanbul 2016 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde gerçekleştirilen 13. İslam Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin teşkilatın başkanlığını yaptığı dönemde gerçekleşen zirvenin ana teması adalet ve barış için birlik ve dayanışmaydı. Katılımcılarla beraber cuma namazını eda eden Başkan Görmez, hutbede fitne ateşine karşı uyarılarda bulundu. Mezhebe, meşrebe mensubiyeti, dini mübini İslam'a, Muhammed Mustafa'ya mensubiyetin önüne geçirmek Müslümanlar için en büyük fitnedir. Hırvatistan 2016 içinde İslamiyet'in resmi din olarak kabulünün 100. yılını çeşitli etkinliklerle kutladı. Etkinliklere Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de katıldı. Görmez ardından Zagreb İslam Merkezi'nde düzenlenen Avrupa'da Müslümanlar Miras ve Gelecek temalı etkinliğine katıldı. Hırvatistan Meclisi'nde düzenlenen özel oturumdaysa Balkanlardaki İslam Birliği'ne sağladığı katkı nedeniyle özel ödüle layık görüldü. Diyanet İşleri Başkanlığı, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlarla el ele gönül gönülü olmanın önemini hep hatırlattı. Temas ve görüşmelerini 2016 yılı boyunca da sürdürdü. Bu kapsamda başkanlığın ağırladığı isimlerden biri de Kuzey Lübnan ve Trablus müftüsü Malik Şehar oldu. Diyanet'teki görüşme trafiği, Türkiye'nin bölgesi ve İslam dünyası için taşıdığı önemi de ortaya koydu. Görevine yeni başlayan Sudan İrşad ve Vakıflar Bakanı Dr. Ammar Hüseyin Mirgani de ilk yurt dışı ziyaretlerinden birini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Toplantı 60 yıllık İslam dünyasındaki
bir ihtilafı ortadan kaldırır. Müslümanların Ramazan'a farklı günlerde başlaması, bayramları ayrı ayrı günlerde kutlaması gibi ihtilafları ortadan kaldırmaya yönelik Uluslararası Hicri Takvim Birliği Kongresi'ni İstanbul'da topladı. Takvimi kongremiz kabul etmiş oldu. Kongrenin sonunda tekli takvim uygulaması benimsendi. Ancak kongreden iki ay sonra Ramazan bayramına yine aynı günde başlanamadı. Başkan Görmez, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bugün Müslümanların zaman yönetme konusunda bir acziyet içerisine girmiş olmaları üzüntü vericidir. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Aşura gününde tüm Müslümanların ortak acısı Kerbela hadisesine değinen bir açıklama yaptı. Kerbela'yı doğru anlamanın önemine dikkat çekti. 15 Temmuz'da can veren yavrularımız, şehitlerimiz bize şunu söyleyerek gittiler. Dediler ki, siz bu vatanı kaybederseniz, siz bu vatanı, birliğinizi, beraberliğinizi kaybederseniz, o zaman ne Aleviniz kalır, ne Sünniniz kalır, ne Caferiniz kalır, ne Nakşiniz kalır, ne Kadiri, hiçbir şeyiniz kalmaz. İranlı yönetmen Mecid Mecidi'nin Hazreti Muhammed Allah'ın Elçisi filmi kamuoyunda geniş tartışmalara neden oldu. Bazı kesimler filmde Şia propagandası yapıldığını belirterek Diyanet'in filme destek verdiğini iddia etti. Başkanlık yazılı açıklamayla tartışmaya son noktayı koydu. Filme onay ve bütçe desteği verildiği iddiaları gerçek dışıdır denilen açıklamada film İslam sanat kültürü bakış açısıyla değerlendirildi. Açıklamada ayrıca filmle ilgili değerlendirmeler sırasında ayrıştırıcı dil kullanılmaması uyarılmıştı. Arasında bulundu. İslam dünyasının belki de tarihinin en zorlu süreçlerinden geçtiği bir dönemde bahse konu filmi gerekçe göstererek ayrıştırıcı ve ötekileştirici yaklaşımlardan, mezhepçi söylemlerden şiddetle kaçınılmalıdır. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti. Katar, Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı'ndaki görüşmede mültecilere yardım konusu ön plandaydı. Bilhassa ülkemizde yaşayan Suriyeli muhacirlerin çocuklarının eğitimi ve dünyada Müslümanların yetimleri olarak değerlendireceğimiz Müslüman azınlıklara yönelik birlikte yapacağımız çok önemli hizmetler olacağını düşünüyorum. Türkiye ile dost ve kardeş ülke Pakistan arasındaki ilişkiler 2016 yılında da tüm sıcaklığıyla sürdü. Pakistan Din İşleri Bakanı Serdar Muhammed Yusuf, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i Aralık ayındaki Siret Konferansı'na davet etti. Görüşmede ayrıca iki ülkenin din işleriyle ilgili işbirliği masaya yatırıldı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Uluslararası Siret Konferansı'na katılmak üzere Pakistan'a gitti. İslamabad'daki Faysal Camii'nde Cuma hutbesi irad eden Görmez, İslam coğrafyasındaki acıları yenebilmek için Müslümanlar olarak kenetlenmeliyiz, dedi. Görmez, Pakistan'daki temasları kapsamında Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif'i ziyareti sırasındaysa din eğitimi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Artık ülkelerimizde din eğitimi bir güvenlik sorunu olmaktan çıkmalıdır. Din hizmetleri ayrılığın, tefrikanın unsuruna dönüşmesin. Her cami bir gruba, her medrese bir fırkaya dönüşmesin.